Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün artık çoklu doğrusal regresyon modeli veya çok değişkenli doğrusal regresyon modeli olarak da geçen konuya giriş yapacağız arkadaşlar. Artık aşağı yukarı bir regresyon modeli yapısının, daha doğrusu doğrusal bir regresyon modeli yapısının nasıl göründüğünü, aşağı yukarı ne işe yaradığını ufak ufak bilgilerle öğrendiğimizi düşünüyorum. Ancak şimdiye kadar yaptığımız modeller basit doğrusal regresyon modeli olduğu için arkadaşlar bir bağımlı değişken ve buna karşılık bir bağımsız değişken ile kurduğumuz regresyon model yapısıydı. Ancak gerçek hayata baktığınız zaman bir değişkeni açıklayabilmek için başka bir tek başına değişken hiçbir zaman yeterli olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden genel itibariyle aslında kullanmamız gereken nokta çok değişkenli regresyon modelleri. Ancak yine söylüyorum, altını çiziyorum, biz şu anda doğrusal regresyon modeli üzerine konuşuyoruz arkadaşlar. Çünkü ilerleyen süreçlerde makine öğrenmesi tarafına geçtiğimizde farklı regresyon model yapılarını tanımlayacağız. O noktada kafa karışıklığı olmasın diye altını tekrar çizmek istedim arkadaşlar. Peki, biz şimdiye kadar nasıl bir model yapısı kurduk arkadaşlar? Şöyle bir bağımlı değişken, y bağımlı değişkeni, beta 0 ve bir tane bağımsız değişkenimiz olduğu için beta 1 x şeklinde basit doğrusal bir regresyon modeli üzerine çalışmıştık. Artık bundan sonra çok değişkenli veya çoklu doğrusal regresyon modeli üzerinden ilerleyeceğiz. Bunun yapısı neydi aslında? Basit bir şekilde x dediğimiz bağımsız değişken yapısının birden fazla olması durumunda kullanılan model yapısı. Bunu da şöyle göstermek gerekirse yine beta 0 sabitimiz. Bu arada sabit katsayısı olmayan modeller de mevcut ama şu anda bu konulara girmek erken. Yani yarın bir gün bir kitapta veya başka bir noktada sabit terim olmayan bir model görürseniz de kafanız karışmasın. Bu tarz modeller de mevcut. Beta 0 artı beta 1 için arkadaşlar x1 değişkeni artı x2 değişkeni için beta 2 katsayısı şöyle yazalım. Artı nokta nokta nokta. Bu nereye kadar gider? Beta k şeklinde yazalım. Beta k xk olacak şeklinde aslında. Bu da çok değişkenli veya çoklu doğrusal regresyon modeli. Şimdi şöyle basit bir Excel örneği oluşturdum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 tane değişkenimiz var. Bunlardan bir tanesi bağımlı değişken, 3 tanesi ise bağımsız değişken olacak. Yani aslında burada çizdiğimiz gibi bir tane bağımsız ve birden fazla olacak şekilde bir tane bağımlı, özür diliyorum, birden fazla olacak şekilde bağımsız değişkenlerimiz mevcut olacak. Bunu dosya halinde alt kısmı bırakmıyorum. Çünkü yeteri kadar indirme işlemi olmadığı için belli bir süre sonra link siliniyor arkadaşlar. O yüzden böyle kısa küçük datalar üzerinde videoyu durdurup kendi Excel örneğinizi bu noktadaki gibi hazırlayabilirsiniz. Şimdi burada tavuk tüketim veya tavuk fiyatı ve kişinin geliri ve bir de sığır eti fiyatlarıyla ilgili basit bir şekilde 23 tane gözlemden oluşan bir fiyat yapısı mevcut. Bizim amacımız arkadaşlar tavuk tüketimi üzerinde tavuk fiyatının, gelirin ve sığır eti fiyatının ne kadarlık bir değişim gösterebileceği veya nasıl açıklayabileceği hakkında bir model oluşturabilmek ve bunu da doğrusal bir model olarak oluşturabilmek arkadaşlar. Peki, buradaki birimler tamamen değişkendir. Yani aslında sizin topladığınız yapıdadır. Örneğin işte bunları yıllık dersiniz, 3 aylık dersiniz, 6 aylık dersiniz, kilogram bazlı dersiniz. Örneğin işte yıllık 27,8 kilogramlık bir tüketim var. İşte fiyat, ortalama yıllık fiyat 42 lira veya 42 dolar vesaire. Buradaki birim bazlı yapılar model yorumlanırken önemli arkadaşlar. Yani hangi birimde topladığınız model çıktısını yorumlarken o birim üzerinden yorumlamanız gerekiyor. Orası önemli bir konu. Peki, isterseniz Python tarafına gelelim ve öncelikle Excel dosyamızı bir okuyalım arkadaşlar. SPD dedik. Daha sonra ne yapalım? Şöyle
import stats model üzerinden gidelim arkadaşlar. Nokta appear as sm diyelim. Veri eşittir diyorum. Bir Excel dosyası okuyacağım için read Excel dedim arkadaşlar. Geldim. Şuradan hemen dosyamızın konumunu belirtelim. Özellikleri tıklıyorum. Şuraya aldım konumu. Buraya yapıştırdım. Şunları da düzeltelim. Dosyamın ismi örnek.xlsx olarak kayıtlı. Hemen isterseniz bir dosyamızı okuyalım. Herhangi bir sorun var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Herhangi bir hata alacağız mı daha doğrusu ona bakalım. Bakın burada tavuk tüketim miktarı, tavuk fiyatı, gelir ve sığır eti fiyatlarından oluşan veriler, datalar mevcut arkadaşlar. Şimdi benim amacım model yapısı içerisinde aslında şunu görebilmek. Tavuk tüketimini etkileyen faktörler nelerdir? Ve bu faktörler bir regresyon modeli içerisinde ne kadarlık bir açıklama yapabiliyor? Bunları sizlere anlatmaya çalışmak arkadaşlar. Aslında tamamen önceki konularda olduğu gibi basit regresyon modelinin sadece bağımsız değişkenlerinin birden fazla olduğu durum yapıları. Model çıktığımız yine aynı şekilde çıkacak arkadaşlar. Yine şimdiye kadar anlattığım noktalar tamamen aynı olacak. Ama bundan sonraki süreçlerde en küçük kareler yönteminin de varsayımları var ki bu varsayımları anlatabilmem için çok değişkenli regresyon modelinde sizlere göstermem gerekiyordu. Bu videoda o video olsun dedik. Peki verimizi okuduk. Artık modelimizi oluşturacağız ama modelimizi oluşturmadan önce değişkenlerimizi bir tanımlayalım. X'leri tanımlıyorum şu anda, yani bağımsız değişkenleri arkadaşlar. Burada veri içerisinde birden fazla değişken tanımlayacağım için iki tane iç içe köşeli parantez açıyorum. Buradan öncelikle tavuk fiyatı aldım. Kopyaladım. Virgül diyorum arkadaşlar. Buradan geliri aldım. Buraya gönderdim. Virgül son olarak da sığır eti fiyatını aldım, buraya gönderdim. Artık x, yani bağımsız değişken yapım burada tanımlanmış oldu. Bağımlı değişken yapısı ise veri içerisinde tavuk tüketimi üzerine arkadaşlar. Daha yapı bu şekilde, tavuk tüketimi bağımlı değişkenim olacak. Tavuk fiyatı, kişinin geliri ve yine aynı dönem içerisindeki sığır eti fiyatı hakkında verilerimizi topladık ve böyle bir model kurmaya karar verdik arkadaşlar. Şimdi değişkenlerimizi de tanımladıysak artık modelimizi kurmaya başlayalım. Öncelikle sabit parametreyi kuracağız arkadaşlar. sm.add diyorduk hatırlarsanız. Constant ifadesinin içerisine x'i, yani bağımsız değişken yapısını gönderiyorum. Daha sonra aşağıya geldim, artık model eşittir diyorum arkadaşlar. sm.ols en küçük kareler yöntemi üzerinden devam ettiğim için. Bunun içerisine ilk olarak y'yi, yani bağımlı değişkeni, ikinci olarak da sabit parametreyi gönderiyorum ve bunu fit etmeyi unutmuyoruz. Artık modelimiz hazır arkadaşlar. Sadece sonuçları yazdırmam için model.summary, yani özet kısmıyla modelimizin özet çıktısını alabiliriz. Peki çalıştıralım, bakalım bizlere nasıl bir sonuç gelecek arkadaşlar. Bakın burada yine tavuk tüketimin bağımlı değişken olduğunu, modeli, metodu, zamanı ve 23 adet gözlem sayısı olduğunu bizlere söylüyor. İlk önce bakmam gereken nokta neydi arkadaşlar? Bizim için buradaki p değerleri üzerinden işlem yapabilmek. Burada 0.05, eğer %95 güven ile çalışıyorsanız, ki regresyon modellerinde bu %10 olarak da kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu durumda baktığınız zaman en yüksek ve anlamsız olan bir parametre burada mevcut sığır eti fiyatı arkadaşlar. Bakın 0.67 gibi bir değerde bu. Bu yapı aslında benim modelimin içerisinde olmaması gereken bir yapı. Çünkü bakın bu noktada direkt olarak anlamsız bir parametre yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki buradan isterseniz sığır fiyatlarını silerim arkadaşlar ve tekrardan modelimizi çalıştıralım. Artık sığır eti fiyatlarını model içerisinden çıkarttım. İki tane kaldı, artık bağımsız değişkenim 3'tü toplamda. Yine bakıyorum burada
sabit de ve gelir parametreleri de anlamlı. Tavuk fiyatı 0,05'ten büyük olsa da yine çok yüksek değil. Bunu 0,10 olarak da yine %10 güvenle çalıştırırsanız yine anlamlı çıkabilir arkadaşlar. Buradan yine yukarı geldiğinizde F istatistik kısmına bakıyorum. Zaten burası eksi 11, yani bayağı bir sıfır var. Önünde model olarak da anlamlı bir model yapısı. Burada R kare ve düzeltilmiş R kareler mevcuttu. Biz eğer çoklu doğrusal regresyon modeli çalışıyorsak bizim için burada düzeltilmiş R kareyi okumak daha anlamlı bir sonuç verecekti. Tavuk fiyatı ve kişinin geliri arkadaşlar, tavuk tüketim miktarını açıklama oranı %90 gibi bir sayıda arkadaşlar. Bu da güzel bir R kare değeri aslında, yüksek bir R kare değeri. Bunun dışında zaten başka bir şey öğrenmedik. Yani bu taraflarda ne var ne yok, bunlarla ilgili neler yapılabilir, bunları öğrenmedik. Bunlar varsayımlarla ilgili konular arkadaşlar. Bunlara da geleceğiz. Onun dışında isterseniz şöyle modelimizi de şuraya yazalım. Oluşturduğumuz modelimizi. Neydi benim için arkadaşlar? Tavuk tüketim. Geldim şuraya. Tavuk tüketim diyorum. Eşittir. Sabit katsayım neydi arkadaşlar? 34,51. Onu hemen şuraya yazarım. 34,51. Artı diyorum. Geliri yazalım. Artı olduğu için. 0,0149 gelir. Eksi tavuk fiyatının parametresi işareti. Eksi 0,2136. Eksi 0,2136. Bu da neydi arkadaşlar? Tavuk fiyatı. Tavuk fiyatı. Şimdi genel itibariyle çok basit bir şekilde modelimizi bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Peki ne anlam ifade ediyor? Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Öncelikle sabit bir katsayı olduğu için sabit parametreyi yorumlamam gerekiyor. Bu toplam tüketim miktarının birim bazlı ile aynı şekilde yorumlamanız gerekiyor. Bu ne demek aslında? Kişinin geliri ve tavuk fiyatlarını göz ardı ettiğinizde bu parametre olmadığında 34,51 ortalama olarak tüketilen tavuk miktarı arkadaşlar. Ortalama olarak tüketilen tavuk miktarı olarak karşınıza gelir. Bunu nasıl aldıysanız, işte gram mı aldınız, verileri kilogram mı aldınız, ton başı mı aldınız, bu ona göre yorumlamanız gereken bir nokta arkadaşlar. Örneğin kilogram olarak aldıysanız, ortalama olarak 34,51 kilogram tavuk tüketimi zaten gelir ve tavuk fiyatını göz ardı ettiğinizde mevcut olan değer. Kişinin gelirine baktığınız zaman arkadaşlar, gelirdeki bir birimlik artış, bunda yine örneğin kişinin geliri TL olarak mı aldınız, işte başka bir dolar olarak mı aldınız, ona göre yorumlamanız gerekiyor ama artışın bir birimlik olması gerekiyor. Örneğin işte TL ile aldıysanız işte 1 TL'lik artışta gelirdeki gibi yorumlayabilirsiniz. Gelirdeki bir birimlik artış arkadaşlar, öncelikle buranın işareti artı olduğu için tavuk tüketim miktarını arttıracaktır. Ne kadar arttıracaktır peki? 0,014 birim arttıracaktır tavuk tüketim oranını arkadaşlar. Yani gelirdeki bir birimlik artış tavuk tüketimini 0,014 birim arttırmaktadır. Tavuk fiyatına baktığınız zaman tüketim ve fiyat arasında zaten bilindiği gibi negatif bir ilişkinin olması beklenir. Fiyatlar arttığı zaman tüketimin azalması, fiyatların da düştüğü zaman tüketimin artması gerekli. Bu durumda da yine bakın eksi bir işaret. Bu ne demek aslında? Tavuk fiyatlarının bir birimlik artışı, şöyle tavuk fiyatlarının bir birimlik artışı tavuk tüketimini 0,21 birim olarak azaltacaktır. Arttırması ve azaltması tamamen buradaki katsayının işaretiyle ilgili olan bir durum arkadaşlar. İşte basit bir şekilde regresyon modelinin çıktısı bu şekilde yorumlanabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, biz burada sadece hazır olan verilerle herhangi bir
Biz sadece yorumlamayı öğrendik. Modelin doğruluğu hakkında herhangi bir bilgimiz şu anda yok. Çünkü herhangi bir varsayım testi yapmadık. İlerleyen süreçlerde yine regresyon modelinde kullanılan en küçük kareler yönteminin geçerli olması için kendisine ait olan varsayımları da teker teker incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Çok değişkenli regresyon model yapısı da genel itibariyle en basit tanımıyla bu şekilde gösterilebilir arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.